Fatih Altaylı, Erdoğan'ın veremediğini kurum mu verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilikte yaşa takılanlar yani eğitliler için 2019 yılında İskandinav ülkeleri bu yüzden battı. Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum demişti. 2023 yılında ne yaptı? Seçim kaybetme olasılığı ortaya çıkınca olmadığı işte oldu verdi. istediği yasayı çıkarı verdi. Şimdi de, emekli maaşlarına zam yapılmasını isteyenleri hedef aldı ve emeklilere seyyanen 10 bin TL verilmesi halinde bunun maliyetinin 1,7 trilyon olacağını ve bunun da kamu çalışanlarına 6 ay maaş verememek anlamına geleceğini söyledi ve, yapamayız, dedi. Geçmiş performanslara bakarak kim milyoner olmak ister? Yarışmasında olduğu gibi, son kararınız mı? diye sormak gerekebilir. Çünkü emin olamıyoruz. Bu arada merkezi bütçenin patronu, para basma yetkisine sahip Merkez Bankası'na buyurma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı, emeklilere seyyanen 10 bin TL verirsek, 6 ay memur maaşlarını ödeyemeyiz diye yakınıyor ama İstanbul'a atadığı temsilcisinin en çok tutan ve en akılda kalan vaadini de açığa düşürüyor. Saray'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için uygun gördüğü isim olan Murat Kurum'un ilk vaadi, İstanbul'da yaşayan emeklilere her ay belediye bütçesinden 2500 TL ek maaş vermek olduğunu açıklamıştı. Nasıl vereceksiniz? sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etmişti. İstanbul, Türkiye'de en fazla sayıda emeklinin yaşadığı şehir. Türkiye'nin kalbi konumundaki kentte toplam 2.700.000 emekli yaşıyor. Bunların her birine ayda 2500 TL vermenin yıllık maliyeti vergi dahil 110 milyar TL'ye yakın. Buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi toplam 213 milyar TL. Yani Murat Kurum seçilirse İBB bütçesinin yarısından fazlasını İstanbul'da yaşayan 2,7 milyar emekliye dağıtacağını söylüyor. Geri kalan para ile de belediye hizmetlerini yapacağını ve hala çalışan belediye görevlilerinin maaşlarını ödeyeceğini söylüyor. Para basma yetkisine ve merkezi bütçeye hükmeden cumhurbaşkanının yapamam dediğini Murat Kurum yapabileceğini iddia ediyor, söz diye veriyor. Aynen hala temeli atılmayan, hak sahiplerine teslim edilmeyen yüz binlerce konutun sözünü verdiği gibi. Kaç Kağan parası ifemde uçup gidecek? biliyorsunuz, içmeye ayranı olmayanlar, hacet gidermeye taht gidermiş. Bu bir Türk atasözü olduğu için de, buna uygun hareket etmek isteyen iktidarımız, İstanbul'da bir finans merkezi oluşturmaya karar verdi. Fikir 2008 yılında ortaya atıldığında ekonomik durum iyi, Türkiye yüksek büyüme potansiyelliydi. Yine de, gereksiz, bulunuyor, başkent Ankara'nın işlevsizleştirilmesi anlamına geleceği için de eleştiriliyordu. Üstelik de İstanbul'da yeterince nüfus ve ekonomik hareketlilik vardı ve bu yolla İstanbul'a hem nüfus transferi olacak hem de bürokratlar daha pahalı bir kentte yaşamak zorunda kalacaktı. Bunun kiralar ve fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olacaktı. En makul ve haklı eleştirileri bile egemenliğine saldırı, kişiliğine hakaret olarak algılayan iktidar partisi elbette ki bunu dinlemedi. İstanbul Finans Merkezi Ataşehir'de ama rantını CHP'li belediyeye kaptırmamak için Ümraniye sınırları içine alınarak yükseldi. Ve 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala açıldı. Uzaktan baktığınız zaman New York Manhattan gibi bir yer. Dev binalar yana yana sıralanmış, gökyüzüne doğru yükseliyor. Ancak yakınına gidince durum farklılaşıyor. Ataşehir'in ortasında bir, ölü şehir gibi. Ekonomideki bozuk gidişin etkisiyle de finans merkezi, şirketler için cazibe merkezi olamıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde toplam 1,4 milyon metrekare kiralanabilir alan var. Bunun yaklaşık 650 bin metrekaresi boş. Bu boşluğa kamu bankalarının binalarında kullanılmayan ve boş duran yüz binlerce metrekare alan dahil değil. Onları da katarsanız boş kiralanabilir alan 1 milyon metrekareye yaklaşıyor. İstanbul finans merkezinde kiraların 35 euro metrekare olarak talep edildiği göz önüne alınırsa 1 milyon metrekarelik kiralanabilir alanın yıllık getirisi yıllık 420 milyon euro. Yani şu an yılda 420 milyon euroluk bir getiri kaybı var. Boş duran bu alanların bakın onarım, ısıtma gibi giderleri ise yapılmak zorunda. Bunun da yıllık en az 50 milyon euro olduğu göz önüne alınırsa zarar 470 milyon euroya çıkıyor. Ekonominin en zamanlarında bile boş ofis alanı, emilimi, yılda 100 ila 120 bin metrekare arası olmuş. Yani bu 1 milyon metrekare alan, en iyi ihtimalle 8 yılda dolacak. 8 yıl boyunca burada oluşacak zarar en iyi ihtimalle 2 milyar euro. O da kriz uzamaz, büyüme yeniden hızlanır, hukuk ve yargı yeniden güvenilir hale gelir, Türkiye yeniden cazibe merkezi olursa. O güne kadar sokağa atılacak para miktarı ise 2 milyar dolar, belki de fazlası. Bugünkü kurla 62 milyar TL. Muhtemelen Kaan uçağına bugüne kadar harcanan paradan misli misli fazla bir para boşu boşuna uçup gidecek. Yazık değil mi bu paraya? Bu hepimizin parası değil mi? Serhansız F1 olmaz. Formula 1'i Türkiye'de uzunca bir süredir saran grubunun televizyonu S Sports kanalı yayınlıyordu. Kanalın son derece başarılı bir aplikasyonu da olduğu için, nerede olursanız olun, esportu izleyebiliyor, sadece yarışlardan değil, kanalın zengin içeriğinden de mahrum kalmıyordunuz. Ben Formula 1 Faya üzerinden izleme imkanına sahip olduğum halde, S-Sport kanalından izlemeyi tercih ediyordum çünkü S-Sport'ta Formula 1'i sevgili Serhan Acar anlatıyordu ve bana göre Serhan, bu işi dünyada en iyi anlatan kişiydi. Şimdi öğrendiğime göre, Formula 1'in Türkiye dahil Orta Doğu ve hatta tüm MENA bölgesindeki yayın haklarını beyin grubu almış. Yani Türkiye'de de Beyin Sports yayınlayacak F1 yarışlarını. Umarım Serhan Acar'ı transfer eder ve ona anlattırırlar. Yoksa kusura bakmasınlar hiç uğraşamam. F1 kanalından izlemeyi tercih ederim. Zannederim yüz binlerce F1 fanı da öyle yapar. Ne zaman insan oluruz? bilimde partizanlık olmayacağını anladığımız zaman